Bursaspor'da bugün neler yaşandı? Gelin hep birlikte gündeme bir bakalım. Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin çok önemli açıklamalarda bulundu. Kısaca konu başlıklarına değerlendirmek istiyorum. İsmail Hoca neler söyledi? Öncelikle ilk konu şu. Özel Urmacı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu Ertekin ve şunu söyledi. Ben Özel Urmacı ile iletişime geçtim ve kendisine tekrar Bursaspor'da oynayıp oynayamayacağını sordum. Kendisi de bana, hocam ben futbolu bıraktım, yeşil sahaları bıraktım ama Bursaspor'un bana ihtiyacı varsa seve seve geri gelirim ve tekrar sahalara geri dönerim dediğini söyledi. İsmail Ertekin şunu da aktardı. Özer için hiçbir şey kolay olmayacak, daha zor olacak dedi. Bakalım son kararı Tahsin Tam ve Özer Urmacı'nın birlikte vereceklerini de sözlerine ekledi. Bursaspor'da genç futbolculardan kimler kalacak? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Bildiğiniz gibi Vefa Temel sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tuğbe Yakgün'ün de sözleşmesini tek taraflı feshetmesi bekleniyor. Canberk Yurdakul konusu var, Deniz Aydın konusu var. Altyapıdan yetişen pek çok isim var. Peki kimler gidecek, kimler kalacak altyapıdan? İsmail Hoca bunu da açıkladı. Ve şunu söyledi, bütün genç futbolcularla iletişime geçtiğini söyledi Ertekin Hoca. Bir veya iki futbolcunun Bursaspor'da kalmak istemediğini sözlerine ekledi. Geri kalan bütün futbolcular bu savaşın içinde olacaklarını İsmail Hoca'ya iletmişler. Bakalım gelecek günler bu konuyla alakalı bize ışık tutacak. Bursaspor'da kimler kalacak altyapıdan, kimler gidecek hep birlikte göreceğiz. Peki yerli futbolcular dışında transfer edilen futbolculardan yani Vakıfköy'lü olmayan futbolculardan kimler kalacak? Bu da çok büyük merak konusuydu. Burak Altıparmağı takımda tutamadıklarını söyledi İsmail Hoca. Dönelim Erhan Erentürk takımda kalamadı. Sonrasında Hasan Ayoğlu'yla, Mehmet Erdem Uğurlu'yla, Enver Cenk Şahin'le iletişime geçildiğinin de sözlerini aktardı ve mevcut futbolcuların %90'ıyla yola devam edileceğini söyledi İsmail Hoca. Ama birer birer bütün futbolcular sözleşmesini tek taraflı feshediyor. Bakalım kimler kalacak? Bunu da bekleyip göreceğiz. Taraftara bu sezon çok büyük iş düşüyor. Bildiğiniz gibi Bursaspor bu sezon Pasolik sisteminin dışına çıkacak ve kağıt biletle maçlara gidecek. İsmail Hoca da bu konuyla alakalı şunu söyledi. Sakaryaspor'dayken biz bu ligde 30 bin taraftar oynuyorduk. Bursa'da bu rakam kesinlikle 40 bin olmalı. Bizim 40 ile 60 yaş arasında kendini geri çekmiş bir taraftarımız var. Biz bu taraftarımıza sesleniyoruz. Stadyuma gelsinler ve bu takıma sahip çıksınlar. Pasolik olmadığı için kağıt biletle artık stadyumlara rahat rahat giriş yapabilirler. Bu takıma hep birlikte sahip çıkmalıyız ve bu taraftarlar da bu takıma sahip çıkacaktır dedi. Bursaspor'da geçtiğimiz sezon kaptanlık görevini yapan Burak Altıparmak Manisa Futbol Kulübü ile anlaşma imzaladı. Burak Altıparmak dün akşam Yeşil Beyazlı camiaya bir veda mektubu yayınladı. Erhan Erentürk de sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bursaspor bu ismi geçen sezon bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Bir kazanç sağlayamadan yollamak durumunda kaldı. Bakalım nasıl olacak bundan sonraki süreç. Bunu da merakla bekliyoruz. U15 Elit Ligi'nde Bursaspor dün akşam Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu. Yeşil Beyazlılar gerçekten iyi bir sezon geçirdi ve ikinci oldu. Bugün de U14 Elit Ligi'nde Bursaspor finalde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Normal sezonu Bursaspor Galatasaray'ın üstüne tamamlamıştı. Bursaspor bu maçı kazanırsa Türkiye şampiyonu olacak. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese mutlu akşamlar.